karanlık, yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen kadınım. Bir kar gider memnun yerinde. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferin. Evet sevgili TRT Müzik izleyenleri, Dolap Derebik Yankı'yla Yerli Yabancılar programımıza tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz ve duyduğunuz gibi çok yine enerji dolu, müthiş bir program, müthiş bir bölümle karşınızdayız. Çok sevdiğimiz büyüklerimizin yaklaşık 2000 ya da 2001 yılında sınırları aşarak Amerika'dan bir grupla yaptığı çok özel bir şarkının Bizce olan düzenlemesi gibi bir halini çaldık. Hasan Gözetlik, Anıl Şanlıer ve Aykut Sütoğlu'nun sololarıyla. Böyle enteresan bir yere gitti iş. Ve Renan Bilek bizlerle. Hoş geldin Renan abicim. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl keyfin, nasılsın? Vallahi çok acayip bir yere düştüm ben şu anda. Hayranlıklar, birinizi tek tek izlemekteyim. Yaylılara biraz zor dönüyorum, çok arkamda kaldılar ama... Az önce trombona benzer bir şey çalındı. Hani trombon mu? Evet. Ama trombon mu? Hayır. Yani daha çok trombon oldu. Hayranlıkla izledim. Yani neyi ettiniz, çağırdınız, en azından canlı canlı birebir içinde seyretme şansı yakaladım. Yani sahnede seyretmek başka bir şey. İçinde seyretmek başka bir şey. Harikasınız ya. Vallahi ellerinize yüreklerinize sağlık. Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Daha önceki programlarda da bizzat üzerine basa basa konuyu dile getirdim. Israrla ve tekrar tekrar yine üzerine tekrar basa basa da söylemek istiyorum. Gerçekten çok özel müzisyenlerle bir aradayız. Dolap Derebik Gang sanatçılarının yanı sıra memlekette bir dakika bu enstrüman böyle çalınıyor. Bence de bir laf var dediği. Müthiş arkadaşlarla, müthiş müzisyenlerle beraberiz. Tekrar bir alkış gibi bir... Şansımız var tabii. Yani böyle... Enerjimizin ekranlara da gittiğini hissederek. Peki nasıl gidiyor abi? Nasıl hayat? Vallahi bu aralar biraz yoğundu, yorucuydu. Bir de bu mevsim dönüşümleri nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık, hastalıklarla nedeniyle. Evet. İşte yani kış gelmek bilmedi, geldi mi de ağır gelecek. Yazın nasıl geçecek bilmiyoruz ama bu aralar özellikle Naim filminin rüzgarı vardı. Yani yoğun bir çalışma oldu çünkü Ceperkül'ün Naim filmi. Bulgaristan'da oldu benim çekimlerim. Bulgaristan'da ben, onlar bir sürü yer gezdiler. Ben 3 ayrı şehre gittim çekimler için. Sonuçta güzel oldu. Yani mutluyum. Kendi adıma hakikaten böyle bir işin içine olduğumdan. İşte bir yandan televizyon işleri, kendi gösterilerim. Yoğunlukla devam ediyor. Adana'daydım 2,5 seneye yakın çekimlerinde. Bitti, İstanbul'a döndüm. Çok garipsedim Adana'dan sonra İstanbul'u tekrar. Ne kadar rahat bir şehirmiş Adana. Ne kadar keyifli bir şehirmiş. İstanbul'un yoğunluğu ve keşmekeşi yine sardı hepimizi ama buradayız. Buradayız hem. Buradan da Adana'daki izleyenlerimize de selam olsun. Evet. Memleketimizin her bir yanı bambaşka bir ruha, bambaşka bir... özgürlüğe müthiş böyle sahip olunan hissiyatlarla... Müthiş bir coğrafya zaten. Orantılı. Yaşadığımız coğrafya gerçekten müthiş bir coğrafya. Bu müziğimize de yansıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla da çok şanslı hissediyorum ben kendimi yani. Çok doğru bir tespit. Hakikaten mevsiminden yiyeceklerine kadar, sebzesine, meyvesine kadar, insanından müziğine kadar o çok seslilik, çok çeşitlilik. Ancak o harmanlanınca da işte çok acayip şeyler çıkıyor ve... Müthiş bir cevher yatıyor bu coğrafyada. Evet. Ama tabii bunu keşfedip hani üzerine gidebilirsen bu renkleri fark edebiliyorsun. Tam öyle bir keşif var burada. Eyvallah. Yani kendini de keşfeden bir süreç var. Çok büyük hayranlık duydum ya. Yani çünkü kendini keşfetme süreci daha zorlu bir süreçtir. Yani şüphesiz. Kendine karşı çok dürüst davranmaz insan genelde. Çünkü neden? Ne kadar akıllı davranırsan davran, duygu diye bir şey var. Doğru. Yani tarafsın bir kere, kendinden tarafsın. Kendinde ego diye bir şey var yani. Ama buna rağmen kendini eleştirebilmek ayrı, kendini keşfetme süreci çok değerli bir süreç. Bir de müzisyensen, yani oyuncuysan, sanatla ilgileniyorsan bu şizofrenik bir durum aslında aynı zamanda. Ama eğlenceli, keyifli bir şizofreni bu.
Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Elle tutulur, gözle görülür işler yapmıyoruz ya. Yaptığımız ve ürettiğimiz şeylerin vücut buluyor olduğuna vesile oluyoruz biz. Evet. Müzisyenler, oyuncular, ressamlar ya da heykeltıraşlar, tüm sanat dallarıyla ilgilenenler için söylüyorum. Dolayısıyla oradan sonrası, yani bunu ben yaptım güdüsü insana başka bir şey hissettiriyor. O benlik hali kontrol edilemezse çok şizofrenik bir yere gidebilir. Peki senin de müzikle ilgin, programımızın formatında da böyle bir vaziyet var. Hani sadece popüler sanatçılar gelsin, onlarla şarkılar çalalım, insanlar eğlensinlerden ziyade gerçekten müzik tarafına ruhunu vermiş ama o yönüyle de çok bilinmiyor olsa bile bizle beraber böyle cayır cayır hani böyle hissede hissede müzik yapabilecek bir sürü bizim sevdiğimiz ekranlardan seyircilerimizin beğenerek izlediği bir sürü sanatçı ya da oyuncu konuk ağırlıyoruz. Tekrar iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şarkı arzu edersen birlikte yapalım istiyorum. Yapalım. Playlistimizde yani çok enteresan bir ruh ve çok enteresan bir lafı ve o lafı söyleme biçimi olan, buradan rahmetle anıyorum, Tanju Okan şarkısı yapalım istiyorum. Yapalım, yapalım. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak, çok güzel cümle. Bakalım neler olacak. Köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım.
Hatırla o günü karşıki sokakta. Seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarında benim ilkbahar sabahı. Dönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık, yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun. Sen kadının. Harika. Yani hep böyle olsun istiyoruz. Yani bir prova ettiğimiz hali var. O prova ettiğimiz halinden bakıştığımız, anlaştığımız, konuştuğumuz, az önce hani dile getirdiğimiz gibi o sırada biraz laf geliyorsa, şimdi ben hani Renan abi gelecek, işte şu soruyu soracağım, ardından o şunu söylerse şöyle yapacağım gibi bir planla da hani programı yürütmek zaten istemiyorum. Tabii ki neler yaptığını önceden gözden geçirmek istiyorum. Bunun için bir çalışma yapılıyor. Ben hani bakayım istiyorum ama biraz da böyle sohbette de müzikte de böyle gelişi
güzel yani altı çizili yani söylüyorum gelişi güzel olsun gibi bir halimiz oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım sizi de öyle de. Sürprizlerle dolusunuz. Her an her şey olabilir yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şey olsun istiyorum. Bir taraftan da böyle Dolap Dere Big Gang'in tüm sanatçılarının ya da burada eşlik eden müzisyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin de böyle zaman zaman kendilerini soloların dışında o sözün içinde hani herkesin bildiği sözü kendi yorumlaması halini böyle bir gözden geçirelim. Bir de onu izlesin, dinlesin sevgili TRT Müzik izleyenleri diye bir fikrim oluyor. Bu fikirle beraber Aykut'un yine böyle bir ormancı çalış hali var. Evet, biz de ormancı çalarsa biz de ona eşlik edersek süper olacak. Aykut aslında birazcık konuş istiyorum ama istemiyor musun? Tamam. Yani, konuşmuyor Aykut yani o klarnetiyle konuşuyor evet. Sazım konuşsun sazım diye. Sazım konuşsun. Eyvallah. Aynen. 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 Thank you.
Aykut Sütoğlu ne denir ki yani? Belli insanlar kendine ideal olarak görür. Onu önce taklit eder, ardından kendine bir form oluşturur. Aykut bizden de küçük olduğu için ben şahidim yani Aykut'un. Daha 12-13 yaşındayken böyle işte Babilon'da işte küçük muhteşem yetenek falan diye böyle sahneye çıkıp performans sergilediğini, artık o da böyle çoluk çocuk sahibi oldu. Çok şükür abi, ailesi böyle bir kendi hayatı var. Onun için de gelişmesini, o muhteşem yeteneğini ne hepimiz günden güne daha fazla şahit oluyoruz. Eline, gönlüne, yüreğine sağlık. Arkadaşlar. Eline sağlık. Sağ kardeşim. Tiyatro ile müzik arasında hani bir fark tabii ki sorulmaz ama hani müzisyen olmak mı, yani müzik yapıyor olmak mı, yoksa bir sinemanın, bir dizinin ya da bir oyunun içinde olmak mı seni daha çok mutlu ediyor? Sanırım müzikli oyunculuk daha çok eğlendiriyor beni. Çünkü ben tiyatroya da aslında müzik için başlamış bir adamım. Yani lisede evet, tiyatro kulübünde çalıştık, yönetmenlik yaptık, oyunculuk yaptık, lisedeydik. Fakat benim derdim müzisyen olmaktı. İlkokul 2'de mandolin çalarak başladım. 3. sınıfta gitarı elime aldım ama hoca gitti. Hep kendim keşfettim her şeyi. Yani metodik bir çalışmayla gelişmedim. Ama bir gün bir Timur Selçuk konserine gitmiştim. Timur Usta'nın hep piyanoyla söyler bilirsiniz ama bir dönem var böyle solist olarak da mikrofonun karşısında söylediği dönem, tam o geçiş dönemi. Şimdi Timur Hoca bir rahatsız böyle, ilk bölüm piyanoyla, ikinci bölümde böyle bir sıkıntısı var. Dedi ki, dostlar kusura bakmayın, yıllardır dedi piyano işliğinde söylediğim için piyanoyu bırakınca ellerimi niye koyacağım bilemedim diye bir latife yaptı. Evet. O anda bir şimşek çaktı. Evet ya, ben de şimdi hep gitarla çalıyorum ama velev ki bir gün gitarı bıraktık, yani el ne olacak, böyle mi dolaşacağız yani? Yani sahne üzerinde durmayı öğrenmek lazım. Nasıl hareket edilir, ne yapılır, bunu bilmek lazım diye zaten hani lisede uğraşıyorduk. Ben tiyatroya yöneldim. Biraz aslında yarın öbür gün sahneye çıktığım zaman duruşu, hareketi öğreneyim, ona destek olsun diye girdiğim tiyatro, zaman içerisinde her şeyin önüne geçmeye başladı. Çünkü müzikte işte hayır, kendi müziğimi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye kararlar var ama mesela oyunculukta daha netsin. Neden? İşte benim ustam Ferhan Şensoy'dur. Ben Ferhan Şensoy'un yanında yetiştim. Dolayısıyla orada kurallar var. Ona göre oynuyorsun. Yani çok bir seçimin yok. Zaten seçimini yapmışsın ustanın yanına. Usta da seni seçmiş, gelmişsin oraya. Evet. Bir süre sonra oyunculuk ön plana çıkınca oyuncu olarak tanınmaya başladın. Öyle teklifler gelmeye başladı. Ama bir yandan sen kendi müziğini yapıyorsun. Sonra işte yurda döndükten sonra Cem abiyle, Cem Karaca'yla tanıştık. Bir dinleti konser esnasında. Sonra onunla birlikte çalışmaya başladık. Önce konserlerinde ön grup olarak yer alıyorduk. Sonra Cem abinin orkestrası çalışmaya başladım ama işte rahmetli işte ustayla Cahit Berkay ve Uğur Dikmen bir araya gelince dedik ki, yani zaten bizim işimiz bitti yani. Bu üçlü arasında başka bir bağlantı var. Midi bağlantısı gibi başka bir şey var. Onlar ayrıldık. Sonra kendi yoluma devam ettim. Dolayısıyla bunların arasında çok tercih yapamıyorum. Çünkü ikisinden de çok zevk alıyorum. Zaten vardığım nokta o. Bundan 7-8 sene önce tek kişilik gösteri yapmaya başladım. Ki ilk 15-16 yıl önce yapmıştım. Sonra bırakmıştım. O karşılıklı iletişim çok hoşuma gitti seyirciyle. Bir de hani yaptığın işler nedeniyle programlamak çok zor oluyor. Kimseye bağlı kalmadan tek tabanca olarak yapmak işime geldi açıkçası o zaman. Evet. Fakat sonra şey hoşuma gitti. O gösteriler arasında müzik, evet, oynamak, bir şeyler anlatmak. Anlatıcı, Avrupa kültüründe turubadur denen bir şey vardır. Hikayeler anır, turubadur, gezer, dolaşır. Burada yıllarca zaten hani bizde de ozanlar var anlatan. Bu coğrafyada çok gerçek var olan bir kültür. Hoşuma gitti ve ben hikaye anlatıcısı gibi bir şeyler anlatmayı sevdiğimi fark ettim. Aramızda kalsın dediğim tek kişilik oyunumdan sonra Ömrüm diye Cem Karaca'nın hayatını anlatan müzikli bir gösteri yaptık. Yani arkada canlı orkestra, yaklaşık 2,5-3 saat süren 18 tane Cem Karaca şarkısının söylendiği, doğumundan ölümüne kadar anlattığımız bir hikayeydi Cem abi üzerine. Sonra hemen akabinde 50. yılına doğru 70'ler diye bir şey yaptık. Onda da 70'lerin müziğini kısa hikayelerle anlatan. Fakat hep orkestralı şeyler bir araya gelmek zor oluyor. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Gerçi siz artık oturtmuşsunuz sistemi ama. Yok, bizde de zor oluyor. Çok zor oluyor. Evet, çok zor oluyor. Yani herkesin hayatına saygı duymak zorundasın. Ona saygı duyduğun müddetçe senin oluyor. Onun bir sıkıntısı oluyor. Bir araya gelmek zor oluyor. Bazı işlerde tek gitmen gerektiği zaman dedim ki ya başka bir şey yapmalıyım. Ve o zaman da
Aranjmanlar diye bir şey çıkarttım. Şu son dönemde yaptığım o. Ha, evet biliyorum abi. Renan Bilek ve aranjmanlar. O da işte aranjman işte üzerine Türkçe söz yazılan yabancı şarkıların 1960'lı yıllarda başlayan aslında tam net olursa 62 yılında başlayan hikayesiyle bugüne kadar gelen üzerine Türkçe söz yazılmış şarkıların o kadar dilimize pelesenk olmuş ki birçoğunun orijinalinin yabancı olduğunu bilmiyoruz zaten. Yani onun içinde Fransızca var, İngilizce var, İtalyanca, İspanyolca, işte Yunanca, Ermenice var, oğlu var. Yani bir sürü şarkı var ve onunla bir format kurup işte tek başıma işte klasik gitarım, akustik gitarım, şarkılarım önümde. Hikayeleriyle birlikte, bazen anılarıyla birlikte anlatmaya başladığım şey. O da çok mutlu oluyorum çünkü hem oynuyorum, anlatıyorum hem de müzik yapıyorum. Mesela o benim için son derece mutluluk verici bir şey. Müthiş. Yani sohbetin de geldiği noktada o zaman bir şarkı daha birlikte yapabilirsek müthiş yapalım olacak. İnşallah. Yani size uyabilirsem ne güzel. Estağfurullah. Zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecek. Çok seneler geçti.
Elinize yüreğinize sağlık. Vallahi bravo. Senin ağzına yüreğine sağlık abi. Eyvallah. Böyle konuklar hani geliyor ve biz bu performansların içinde böyle kendimizden geçiyoruz. İşte yüz ifademiz değişiyor. Dalıp gidiyoruz ya da çok eğleniyoruz gibi böyle haller oluyor. Bugün böyle iki söylediğin şarkıda da bizi mest ettin. Ya, çok ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Bir çocuklara da böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum yani hani bir taraftan Yusuf'tan başlayayım mesela hani her hafta biz bir konuk ağırlıyoruz. O konuklarımızın içinde Reren abinin sana ne hissettirdiğini sormak yani istiyorum. Gerçekten repertuar konusunda çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Farklı bir hava hissettik sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ama diğer yandan şu da var Gökhan ya. Evet. Hep yani senelerdir beraber çaldığımız için aslında biz bence provasız daha güzel çalıyoruz. Gerçekten doğaçlama yaptığımızda yani bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Daha orijinal ya, değişik aranjeler çıkıyor bazen. Bir konuda şöyle haklısın yani zaten ne çalacağını bildiğin ya da nereye gideceğini bildiğin yolu tekrar sana anlatmaları böyle bazen insana hatta eğriti bile gelir ya hani. Ya dolayısıyla otomatiğe bağlama koşumuzda gitmiyor. Evet evet bir şeyin fanusun içinde gibi hissediyor olabiliriz kendimizi. Notaya bakıyorken aynen, çalıyor yani olmak. Onun ruhu konusunda da farklı çıkıyor zaten. %100 haklısın, katılıyor. Ortaya yani. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Sizin de sesinize, nefesinize sağlık. Sağ olun. Çok mersin. Bir yorum daha alalım mı falan diyormuşum. Ben böyle iyice şeye döndüm. Mustafa sen ne demek istersin? Sen bir şeyler söylemek ister misin daha doğrusu? Vallahi Renan abi geldi, bizi çok mutlu etti. Değişik bir hava oldu. Bir an sanki böyle Tanju Okan varmış gibi geldi bana. Değil mi? Gözlerimi kapattım, o ton. Eyvallah. Farklı bir enerji oldu. Çok teşekkürler. Gerçekten bizi şereflendirdin, onurlandırdın. Estağfurullah, tekrar o şeref bana. Bir de bana sorun, şarkı söylerken gözüm kulağım dört dönüyor. Orada zaten perküsyonlar coştuğu zaman ritimler ayva yiyorsun zaten. Abi yani öyle bir halimiz bir taraftan maalesef var, bir taraftan tabii. İyi ki var. Maalesef şunun için hani ne olursa olsun özellikle Erzil abi ve ben kendimizi darbukanın üzerine keyboard ya da bas çalmak konusunda geliştirdik yani. Hani daha çok böyle bir yanımızda hani bir davul, o kick falan tabii derken bir işin formu var ama böyle bir mısır patlağı gibiler. Böyle nereden geleceği belli olmayan bir düzeneği var. Şimdi ve böyle kendini her halükarda hem ritmik hem melodik geliştirmen gerekiyor yani. Bu üç tane üstadla çalarken. Çok tehlikeli zaten yani. Olay o. Üç kişiler ya. Evet. Şimdi mesela fak fak tok 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 kaçı gidiyor değil mi? Bir tanesi böyle çık çık yapıyor. Şimdi o yaptığı zaman diğerine göz atıyor. Diğeri durur mu? Tak diye bir şey koyuyor. Bir ara ortalık bir coşuyor. Ben burada ayağımla ritim tutup içeriden size ölçü sayarken buldum kendimi metronomla. Tabii onların. Harikasınız. Harikasınız. Gerçekten. Mükemmeller. Tabii ki Gökay şey dedi ya hani davulun üstüne çalmak alışkanlıktır o. Evet, evet. Keyboard ve bas için davul üstünde. Bizde davul olmadığı için konseptimiz bu. Tabii ki arkadaşlarımız darbuka çalarken bile davul zihniyetini hiç elden bırakmadıkları için nefis abi. Bütün vurmalı çalgıların formlarını hani çok iyi bildikleri için sonuçta İsmail Peştuk, Efe Taşpınarlı ve Hüseyin Ceylan Türkiye'nin en değerli. Peki o zaman İsmail'e de yine bizle yorum lütfen rica ediyorum. Sizin hakkınızda konuşanlar için siz ne düşünüyorsunuz? Cevap hakkı doğdu İsmail Bey için. Cevap hakkı doğdu. Ya tabii ki hani enstrüman çalarken o duyguların içine kaptırdığımız zaman ister istemez kendimizi alamıyoruz. Yani onu vuracağız ya 8'lik ya 4'lik ya da 16'lık falan neyse. Evet. Vurmamız gerekiyor. Ama tabii burada çok değerli kardeşlerim, hepimiz çok değerliyiz ama ben de ritim çaldığım için. Bir grup içinde grupçuluk var. Eyvah. İyi ki geldin Renan abiciğim. Eyvallah. İyi ki bizimle beraber oldun ve şarkı söyledin ve bize eşlik ettin. Ben teşekkür ederim. Hakikaten onur duydum davetiniz için de. Burada olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin emeğinize, yüreğinize, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olasın. O zaman biz de bir ada sahilleri yaparak izleyenlerimize veda edelim. Ben de çalayım mı?